Bu tesisleri yapan kıymetli başkanımıza, huzurlarınıza ben teşekkür ediyorum. Adeta gülgül gibi burada ortaya çıkmış bu güzel eser, inanıyorum ki sizin sosyal hayatınıza renk katacak. Çocuklarımızın daha eğitimli, daha donanımlı, daha kültürlü olması için en güzel fırsatı verecek. Sayın Bakanımız Murat Bey'in, Murat Kurum Bey'in teşriflerinde değerli başkanımızın bizlerin de bulunduğu ortamda, bizlerin de destekleriyle Koca Sinan'ımızın önceliği var diyerek problemlerini gün yüzüne çıkaran bir yaklaşım içerisindeki sunumuyla bakanımız bizlerin de desteğiyle bu konuların hepsini sahiplendi. Bakanımız arsalarını tahsis etti. TOKİ'ye dedi ki, talimat verdi, bunları sen yapacaksın dedi. Kaynakları da orada tahsis etti. Sadece arsayı değil, inşallah etap etap bunlar hepsi yapılacak. Sizlerin evlatları da, gençleri de, sizler de onurlu bir şekilde daha güzel şartlarda, daha sosyal imkanlara sahip, daha çok yeşil alanlara sahip, daha fiziki güzelliklerin, yolların, kanalların, kaldırımların olduğu, doğal gazlı, modern, çağdaş imkanların olduğu şartlarda en güzel şekilde sizlere fırsat tanıyacağım. Değerli başkanımıza el ele vermek suretiyle Kayseri'mizi, elbette ki mahallelerimizi, Koca Sinan'ımızı ve ayrım gözetmeden 16 ilçemizi hep beraber en güzel noktalara taşıyacağız. Birbirimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı elbette ki sürdürmek suretiyle berekete vesile olacağız. Koca Sinan'ımızın çevresine değişmesi, yerlerine güzelleşmesi için elimizden geldiğince bir gayretin, bir çabanın içerisindeyiz. Şehrimizi, mahallelerimizi yenileyebilmek için, değişim, dönüşüm yapabilmek için her bir mahallemize uygun çözümlerle bu değişimin, dönüşümü devam ettiriyoruz. Bu değişimin, dönüşümü sürdürüyoruz. İnşallah daha güzel bir Koca Sinan, daha güzel bir Kayseri için elimizden geldiğince hizmet etmeye devam edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanımız Kayseri'mize geldi. Hafta sonunda Kayseri'deydi. Sağ olsun. Şehrimizde yapılması gereken konularla ilgili uzunca bir saat bizlerle toplantılar yaptı. Koca Sinan'la ilgili Sayın Bakan'a taleplerimizi iletti. Taleplerimizin içerisinde bir şey vardı. Dedim ki, Sayın Bakanım, şehrin en acil değişmesi, dönüşmesi gereken yerler. İki bölgemiz var. Bir tanesi Argıcık tarafı, bütün Argıcık mahalleleriyle birlikte. Bir tanesi de Hilal Mahallesi, Yeşil Mahalle, Sancaktepe, Boztepe ve Oruç Reis mahallelerinin olduğu bölgeler. Bu iki bölgenin de acil bir şekilde değişip dönüşmesi lazım. Çünkü buradaki yaşayan hemşerilerimiz uzunca bir senedir, dönemdir artık bu değişimi, dönüşümü hızlı bir şekilde bekliyorlar. Evet, bugünkü yaşayanlar bunu bekliyorlar ama daha önemlisi, inşallah bu küçücük yavrularımız daha güzel bir ortamda yaşamalı, daha güzel bir ortamda hayatlarını sürmeli ve büyümeliler. Bunun için bu bölgelere ehemmiyet vermemiz lazım, bu bölgelere öncelik vermemiz lazım. Sağ olsun Sayın Bakanımız, Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın hepsinin ortak kararıyla, ortak istişaresiyle bu bölgelerin değişiminin, dönüşümünün, kentsel dönüşümünün hızlanması ve takibi devam edilmesi bundan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından devam ettirilecek. Daha büyük ölçekte, daha hızlı bir şekilde bu bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları, ki bahsetmiş olduğum mahallelerin hepsini kapsayacak şekilde bir kentsel dönüşüm çalışması başlayacak. Buralarda konut üreterek bu bölgelerin imarlı bir şekilde yapılaşmasının önünü açacak. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde bu süreç başlayacak. Gerek bakanlık nezdindeki bürokrat arkadaşların çalışmalarıyla, gerek bizim, gerek Büyükşehir Belediye'mizdeki bürokrat arkadaşların çalışmalarıyla bu sürecin önünü açacağız. Tabii ki bu sürecin hızlanmasında kamu tarafı çalışacak, elinden geldiğince projeler üretecek ama işin bir o kadar da önemli tarafı sizlere düşüyor. Biz bu süreçte sizlerle beraber ortak hareket ettiğimiz müddetçe bu iş çok hızlı bir şekilde yürür. İnşallah bu kentsel dönüşüm ve buranın değişimi, dönüşümüyle sizin beklentileriniz, doğalgazsa doğalgaz, sosyal tesislerse, parksa, yeşil alansa, hanım kardeşlerimizin
istifade edebilecekleri, eğitim alabilecekleri mekanların yapılmasının hepsi inşallah karşılıklı olarak birbirimizle birlikte yapabileceğimiz bu sürecin hızlı ilerlemesiyle birlikte en kısa zamanda sonuca erişir ve daha güzel bir Kayseri'de, daha güzel bir Sancaktepe'de, Boztepe'de, Oruç Reis'te, Yeşil Mahalle'de hep beraber huzur içerisinde bundan sonra yaşamaya devam ederiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim huzurumuzu daim eylesin.